hatırlayamayacağım. Çünkü bir keresinde alevli ayakkabılarım vardı ve o gün okuldaki en iyi koşucu ben olmuştum. Evet, dekoratif alevler iyidir sanırım ama kazanmanın gerçek sırrı nedir? Kanatlar. Bir sürü ekstra kanattır. Kanatlar mı? Bundan emin misin? Kesinlikle. En azından benim ilk roketimin fotoğrafına baktığımda fark ettiğim ilk şey bu. Ya da sonraki roketime. Ya da babamın ilk roketine. Ya da onun babası büyük babamın ilk roketine. Vay canına. Hank, roket yarışını kazanmama yardımcı olur musun acaba? Evet Ginger. Sanırım kazanmana yardımcı olabilirim. Ama unutma, bu yarışı kazanmak için takım çalışması, pahalı el aletleri ve tam bir odaklanma gerekiyor. Tabii eğer... Bu da ne? Konuşan Tom ve arkadaşları. Bu dondurmanın adı ya hep ya hiç. Eğer hepsini yiyebilirsen o zaman bedava. Eğer yemezsen fiyatı $500. Sanırım bedava lafını duydum, alacağım. Bundan emin misin? Ronda lütfen. Ben hayatım boyunca bir tatlıyı hiçbir zaman bırakmadım. Arayacak olan senin miden. Dikkat dikkat millet. Ya hep ya hiç için bir adayımız bulunmakta. Yemek yarışı? Evet süper. Bu benim için çok kolay, basit, şekerli, müthiş olacak. Vay canına. Bu nasıl bir dondurma böyle? Bu dondurma süper sıkımlı özel bir sütten yapılıyor. Çok zenginmiş. Tamam, ben duydum. Bizi seçtiğiniz için teşekkürler. Toplam hesabınız $500. $500 mü? Şöyle bir durum var. Yanımda şu an o kadar param yok. Ya da bankada da yok. O halde şöyle. Yeni bulaşıkçımız sensin. Süngerin al. İsim ver. Çok sev. Ve nasıl kullanacağını öğren. Bekle. Bir işim mi var benim? İş istemiyorum ki. Nasıl işim oldu benim? Bir önceki bulaşıkçı ayrıldı ve bu yeni birini aramaktan çok daha kolay bir yöntem. Peki benim roketimi ne zaman yapacağız? İşimden eve döner dönmez başlayabiliriz sanırım. Ki yeni başlıyorum. Ki nasıl aldığımı bilmiyorum. Oo, bu çok tatlı. Hemen işe başla. Vay canına Ginger, bu çok havalı bir çizim. Sence fazla kanadı yok mu bunun? Ya da belki yeterince kanadı yoktur. Bilemiyorum. Hank ne zaman eve dönecek? Bu garip. Şimdi eve gelmesi gerekirdi. Hank gidince ve yeri boşalınca istediğim bir televizyon programını seçme şansım var artık. Kumandayı en son ne zaman elimde tuttuğumu hatırlamıyorum bile. Çalıştır o zaman. Bango arkadaşımı bu şapşal programı asla izleme. Hadi ama ben ona bir şans ver. Çok komiktir. Tamam, neden olmasın. Hank'in çok sevdiği düşük bütçeli komediyi incelemek enteresan olabilir. Pekala arkadaşım. Bugün o pis muzursuzlarını sonunda kafese kapatacağımız gün. Hayır, delilleri yiyemezsin tabii ki. Şu adama baksana, muz suçunu çözmeye çalışıyor. Komedi olasılıkları sonsuz. Şov adeta kendini yazıyor. Merhaba millet. Hank, sonunda çizimime baksana. Evet, çok iyiymiş. Hank, bak. Hank, bakmıyorsun ama. Hank, tüm bu zaman boyunca bulaşıkları mı yıkadın? Evet, bak parmaklarım buruş buruş oldu. Çok fazla yoruldum. Hank! Tamam, burası da olur. Çabuk kalk, roketimi yapmamız lazım. Yapacağız, bana sadece bir saniye ver. Hank! Uyan! Hank! Ve işte. Evet. Ronda, sanırım bugün erken çıkacağım, tamam mı? Hayır, kesinlikle çıkmayacaksın. Ama gitmeliyim. Ginger'a roket inşa etmeye yardım edeceğimi söyledim. Şunu anlamalısın ki tüm bulaşıklar yıkanana kadar bulaşıkçı buradan çıkamaz. Ama bütün bulaşıkları... İşe devam. Ne
neden mi mutsuzum? Çünkü devasa bir kavun yetkili bir polis aleti değildir. Ah arkadaşım, sen çok tatlı bir şeysin. Bango. Tom, ben gülüyorum çünkü onların iş arkadaşlığı bizimkinin abartılı komedi versiyonu gibi. Evet, ama biliyorum. Ben kesinlikle arkadaşım ve sen de kesinlikle bangosun. Kesinlikle itiraf ediyorum. Bu programa tamamen ön yargıyla yaklaşmıştım. Eğlenceliymiş, anlamlıymış ve kaliteli bir komediymiş. Merhaba Hank. Bango ve arkadaşının devasa bir kavur olduğu yeni bölümünü izlemiş miydin? Benim milyonlarca soruya boğmadan önce kendime ait bir saniyem olamaz mı acaba? Bunu istemek çok mu ha? Evet. Ne istersen o Hank. Şu pisliğe bir bakın. Bütün gün ne yapıyorsunuz siz söyleyin. Ne bilirsin şu bu falan. Biraz televizyon izliyoruz. Biraz uyuyoruz. Biraz daha televizyon izliyoruz. Biraz uzunca uyuyoruz. Evet, bu çok iyi olmalı. Ben bütün gün bulaşık yıkıyorum ve şimdi eve geldiğimde daha fazla bulaşık yıkamam gerekiyor. Orada 3 tane tabak var, ben yıkarım. Hayır, iyi yıkayamayacaksın, sonra ben düzeltmek zorunda kalacağım. Unut gitsin. Pekala. Hey, tahta roket yarışması yarın başlıyor. Şimdi bir roket yapmalıyız. Roketler bulaşıkları yıkayamaz Ginger. Tek yaptığın şey bulaşık yıkamak zaten. Yeter, hemen odana git. Her şey sana kolaysa bu senin sorunun. Ben burada yaşamıyorum bile. Bana cevap verme. Tamam, hadi eve gidelim Ginger. Hank çok çok uzun bir gün geçirmiş. Şu evde ne yaptığına bir bakar mısın? Sen arada bir takılmaya karar verdiğin bir erkek değilsin artık. Hank'i hiç böyle huysuz görmemiştim. Sen ne dersen o Tom. Hank, konuşmamız gerekiyor. Üzgünüm Tom ama başka zaman bulmalıyız. Yarına kadar bulaşık deterjanın raporlarını bitirmem gerekiyor. Hayır, şimdi konuşmamız gerekiyor. İşte başlıyoruz. Bu işi aldığından beri değer verdiğin insanlara ayıracağın en küçük bir zamanın bile kalmamış gibi. Bizim gibi. Dinleyin, ikinizin stresi olmadan da benim başımda işle ilgili binlerce dert var zaten. Hank, her zaman temizlenmesi gereken bulaşıklar olacaktır. Ama Ginger'ın tahta roket yarışmasını kazanması için bundan başka şansı olmayacak. Belki de haklısındır. Biliyor musun, ben şimdi... İş geldi. Bunu açmam gerekiyor. Evet, ben Hank. Benim işim çıktı. Bulaşıklar kendi kendine kurumaz ki. Biliyor musun, telefondaki havlulara söyle ya benim istediğim gibi olacak ya da hiç olmayacak. Şimdi ne yapacağız? Bu iş Hank'i gerçekten çok kötü etkiliyor. Evet, ve iş yerimizin düzenini bozmaya başladı. O zaman esas önemli olan şeyi hatırlamasını sağlayabiliriz. Sanırım benim bir fikrim var. Yarışma. Sanırım bir yeri kaçırdın. Merhaba Tom, sana bir menü vereyim. Bir kişilik mi? Hayır, kısa bir atıştırmalık alıp Ginger'ın roketini test uçuşuna çıkartacağız. Bilirsin, bugünkü büyük yarışmaya hazırlık için. Roket tamamlandı ha? Evet. Hadi, gel sana göstereyim. Merhaba Ginger, kendi başına bir roket mi inşa ettin sen? Hadi görelim şunu. O bana yardım etti. Sence nasıl olmuş? O tam bir... O aslında şey... O biraz şey... Sadece... Bunu nasıl söylesem ki? Ne? Söyle şunu hadi. Öncelikle çok şey olmuş. Pembe. Gökkuşağındaki en yumuşak renk pembedir. Herkes bunu çok iyi bilir. Ve şunun tabanına bak. Nesi varmış? Sen benim bilmediğim bir kanat sıkıntısı mı yaşıyorsun? Kanatlara mı ihtiyacı vardı? Tabii ki kanata ihtiyacım var. Düzeltebilir misin Hank? Bilemiyorum ama bir şeyler yapmalıyız. Çabuk buraya gel. Bu çürümüş yulaf ezmeleri kendi kendilerini bu kaseden kazımayacaklar. Özür dilerim Ginger. Yulaf ezmesini kazımazsam bütün gece suda bekletmem gerekecek. Bu tıpkı Bango ve arkadaşının bölümüne benziyor. Bango ikinci bir iş almıştı. Alışveriş merkezinde simit satıyordu. Sonra arkadaşının festival için yardıma ihtiyacı olduğu sırada tam... Bango'nun anlamadığı şey, en iyi arkadaşına festivali için yardım edemiyorsan kaç tane simit sattığının hiçbir önemi olmaz ki. Ben ne yapıyorum burada? Şimdi bu bulaşıkları alıyorsun, mutfağa gidiyorsun. Ronda, hayatta temiz bulaşıklardan daha önemli şeyler de vardır. Unutma. Evet, hayatta her şey temiz bulaşıklardan daha önemlidir. Şimdi acele et de bulaşıkları hemen yıka. Üzgünüm Ronda. Ginger ve ben tahta roket yarışmasına gideceğiz. Ne diyorsun yani? Diyorum ki ben istifa ediyorum. Evet.
şeyi bitirelim mi artık? Zamanı gelmedi mi yoksa? Bir sürü kanat takmamız gerekiyor. Geliyor. İşte önlüğüm ve süngerim. Seni zaten hiç sevmemiştim. Evet, hadi gidelim artık buradan. Evet, hadi gidelim. Yarışmayı kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Enteresan. Başka şeylerle ilgilenmek yok. Bu da ne böyle?